En önemli konu şu, iki aday var bizden başka, Harun ve şimdiki federasyon başkanı Hidayet. İkisi de daha evvel federasyon başkanlığını yürüttüler. Tabii Harun önceydi, sonra yerine Hidayet geldi. Şimdi bizim buradaki önemli vermek istediğimiz mesaj şu, ikisi de denendi ve basketbol geldiği nokta meydanda. Biz bir değişim için geliyoruz ve bu aşağı doğru düşüşe geçmiş olan basketbolu tekrar 2010'lara, 2000'lere, o dönemlere tekrardan taşımak istiyoruz. O yüzden de bütün delegelerle, oy kullanan delegelerle, bütün kulüplerle, oy olsun olmasın basketbolun bütün paydaşlarıyla, emekçileriyle tek tek konuşuyoruz. Bir başarı görmüyoruz. Yani işte iki tane kadın altyapı takımımız bir alt lige düşmüş. Milli takımlarımızın, A milli takımımızın kadın erkek 2011-2013 yıllarında Avrupa'da ilk üçe girmiş. Arada 2012 olimpiyatlarında olimpiyat beşincisi olmuş. Ve şimdi pek bahsedilmiyor bile. Dünya ve Avrupa sıralamalarında epey gerilemiş. Bunlar çok önemli göstergeler. Altyapı konusu çok önemli. Yani bu bir yılda ve son bir yılda, son iki yılda olmuş bir şey değil. Bu 6-7 yıldır çok boşlanmış bir altyapı organizasyonumuz var. Oyuncu yetişmiyor. Bunlar tabii biz bunları kamuoyu da, basketbol kamuoyu da bunu gayet iyi görüyor. Bir başarısızlık. Türkiye'de en fazla altyapıya oyuncu veren son yıllarda Bamit gibi bir kulüp kapanmış. Yani hala oyuncu yetiştiren az da olsa bazı kulüpler var. Onlar kapanma aşamasına gelmiş. Tabi bunları alt alta yazdığınız zaman tablonun çok başarılı olmadığını ve o yüzden de zaten bizim aday olmamız bütün paydaşlar tarafından çok desteklendi. Bizim bunlara hepsine çözümümüz var. Çok kuvvetli bir kadromuz var. Ve biz çok kısa süre içinde büyük oranda problemleri çözeriz diye düşünüyoruz. Birincisi biz sporun içinden gelen insanlar olarak bütün kadromuzda sporcularımız var. Yani sporcudan gelen üyelerimiz var. Bir kere biz hep kazanmayı oynarız. Bu gayet doğaldır. Bu bizim yapımızda olan bir şey. Ve biz kazanacağımızı düşünüyoruz. Ve ona göre hareket ediyoruz. Ben aldığım geri dönüşler ve gördüğüm ilgiyi oya yansıdığı anda biz bu seçimi kazanırız. Biz basketbolun sorunlarını en iyi çözeceğimize ve diğer iki adayın daha evvel bu işleri yaptığına ve basketbolun geldiği noktada pek istenilen düzeye çıkmadığını gördüğümüz için biz hem çok iddialıyız, kazanacağız diyoruz, hem de sorunları en iyi biz çözeriz. Çünkü kadromuz bizim çok kuvvetli diye düşünüyoruz.